HRT ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 20 Şubat 2018. Ben Ali Yolcu, ana haber bülteniyle karşınızdayız. Evet sevgili seyirciler, bir aydan bu yana olduğu gibi bugün de Afrin'e yönelik düzenlenen operasyonla ana haber bültenimizi açacağız. Yapılan açıklamalara göre bugün itibariyle 1715 terörist etkisiz hale getirildi. Toplam 89 nokta teröristlerden temizlendi ve sevgili seyirciler, bir önemli haber daha söz konusu konuyla ilgili. Kilis'te teröristlerle sınırımız arasındaki, Türk sınırı arasındaki temas kesildi. Zeytin Dalı harekatı bir ayı aşkın süredir devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO bir ayın ardından Afrin'in Dair Savvan köyünü kurtararak Kilis ilinin karşısına düşen hatta teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını kesti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Şeyh Hurus köyü ve kuzeydoğusundaki Şeran beldesinin Sirgaya tepesi ve Dikmetaş köyünden operasyon başlattı. Operasyon sonucunda Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesi ile muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi birleştirildi. Böylece TSK ve ÖSO Afrin'de teröristlerin Kilis'le olan sınır temasını kesti. Harekatın başlangıcından bu yana da 1715 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zeytindalı Harekatı kapsamında terör örgütleri YPG, PKK, DH mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları düzenlendi. Harekat kapsamında Hatay'ın Reyhanlı, Hasta ve Kırıkhan ilçesindeki sınır birliklerinden Afrin Batı kırsalında yer alan teröristlere ait mevzilere obüs toplarıyla atış yapıldı. Bu arada insansız hava araçlarının da sınır hattında uçtuğu görüldü. Bölgede yoğun çatışma sesleri duyuldu. Öte yandan bölgeye destek amacıyla gönderilen çok sayıda askeri aracın da sınır birliklerine doğru hareket ettiği gözlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri diğer yandan Afrin'in Dair Savvan, Çarkanlı, Sorani, Heyyani, Akanlı, Zeytune, Arpaviran, Mervane ve Heygece köylerini de terörden arındırdı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO, harekatın başından bu yana YPG, PKK, DAEŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 61'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG, PKK'ya ait üs olmak üzere 89 noktayı örgütten kurtarmış oldu. Kilis'te sınırımızda teröristlerle temasın kesilmesi ne demek? Şu demek sevgili seyirciler, artık YPG terör örgütü Türkiye'yi rahatsız edemez Kilis tarafından. Çünkü bizim sınırımızla artık alakaları kalmadı. Hayırlı olsun Kilis'e, hayırlı olsun ülkemize. Evet, bir yandan Kilis'le ilgili bu güzel haberi verdik. Öte taraftan ise mücadele, operasyon, kimisi adına savaş diyor, biz hiçbir zaman savaş olarak kabul etmedik, terörizme yönelik gerçekleştirilen bir operasyon dedik ama böyle diyenler de var, biz yine operasyon diyoruz sürerken öte taraftan da Kırıkhan'da, Hassa'da ve Reyhanlı'da bazı bölgeler 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Konuyla ilgili Hatay Valiliği'nin bir açıklaması var. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamayla Zeytindalı Harekatı'nın sürdüğü Suriye sınırındaki Hasta, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki bazı bölgelerin 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği duyuruldu. Hatay ili mülki hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar Üst Bölgesi çevresi, Haç Konaklama Üst Bölgesi, Aktepe Gediği Köyü Bölgesi ve Hatay Kilis Karayolu'ndan Höyük Karayolu Bağlantı Yolu, Sakız Koru Höyük Çıkışı, Akbaba Su Gediği Köyü Arazi ve Yolu, Zafer Toka Kaletepe Köyü Arazi ve Yolu, Bayraktar İncirli Köyü Arazi ve Yolu, Halepli Perişan Köyü Yolları,
Sucu köyü yolları, Güntepe Şarkamamı köyü yolu ve karakol geri hattı arazisi, Davutpaşa ve Bükülmez köyü ve yolları bölgelerinde 21 Şubat 2018 çarşamba günü saat 8'den başlayıp 7 Mart 2018 çarşamba günü saat 8'de bitecek şekilde 15 gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 21 Şubat-7 Mart 2018 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayım yapmalarıyla her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmıştır. Ancak içinde bulunduğumuz dönemin tarım ürünlerinin bakım, beslenme ve mücadele dönemi olduğu göz önüne alınarak valiliğimizce ilan edilen ve geçici özel güvenlik bölgesi içinde kalan tarım arazilerinde arazi sahiplerinin gübreleme ve diğer tarımsal faaliyetlerde bulunmaları için arazilerine girişlerine kaymakamlıklarca sınır birlik komutanlarıyla koordineli bir şekilde izin verilecektir. Geçtiğimiz günlerde bazı gazetelerde ya da bir gazetede çıktı bu haber. Güya Afrin'de yaralanan ve Antakya'ya getirilen askerlerimizin kaldırıldığı bir hastanenin elektrik sorunu olduğu, daha doğrusu o söz konusu hastaneye elektrik verebilecek firmanın bulunmadığı, aynı zamanda çok sayıda ilaç, gerecin eksik olduğu öne sürüldü. Bu büyük bir yankı buldu Türkiye'de. Yaralanan bizim askerimiz ve biz onu tedavi edemiyoruz. Yani böyle bir algı yaratılmak istendi. Bugün bu konuyla ilgili Hatay Valiliğinden yazılı bir açıklama geldi ve iddia sert bir dille yalanlandı. Ulusal gazetelerden birinin internet sitesinde yer alan Zeytindalı operasyonunda yaralanan askerlerin tedavilerinin yapıldığı hastaneye elektrik verecek firma bulunmadığı ve hastanenin zorunlu ihtiyaçları arasında olan birçok ürünün ihaleye katılım olmaması nedeniyle alınamadığı yönündeki haberler Hatay Valiliğince yalanlandı. Haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyurulan açıklamada ilimiz genelinde sağlık tesislerinde araç, gereç ve donanım yönünden herhangi bir eksiklik bulunmamakta ve sağlık hizmetleri 7 gün 24 saat esasıyla eksiksiz olarak verilmeye devam edilmektedir denildi. Habere konu hastanede hali hazırda enerji hizmeti mevcut dağıtıcı firmadan alınmakta olup günlük poliklinik hizmetlerinin yanı sıra Zeytindalı Harekatı kapsamında güvenlik güçlerimizin tedavilerine yönelik her türlü sağlık hizmeti verilmeye devam etmektedir. Dolayısıyla hastanede herhangi bir enerji sıkıntısı bulunmamaktadır. Sağlık tesisine enerji temini ile ilgili tüm ihale süreçleri yasal mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. İlimiz hastanelerinde mevcut hizmetin aksatılmaması ve hali hazırda bulunmayan tıbbi görüntüleme cihazlarının alımı için ihaleler yapılmıştır. Bu ihalelerde toplu alım avantajlarından yararlanmak amacıyla tek ihale kapsamında ihale gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar 4 ihale gerçekleştirilmiş olup, İlk iki ihalede yaklaşık maliyetten çok daha yüksek teklif verilmesi üzerine ihale komisyonları tarafından kamu yararı gözetilerek ihale iptal edilmiştir. Üçüncü ihale en düşük teklifi sunan isteklinin uhdesinde kalmasına karşın kamu ihale kurumuna yapılan itiraz başvurusu üzerine kurulca üçüncü ihalede iptal edilmiştir. Beş firmanın katıldığı son yapılan ihale ile önceki üç ihaleden çok daha düşük teklifle ve en düşük tekliften alınmak suretiyle 28 Eylül 2017 tarihinde 3 yıl süreli sözleşme imzalanmış ve sağlık tesislerinde hizmet verilmeye başlanılmıştır. Halen hizmet veren cihazlar önceki cihazlara göre daha üst model cihazlar olup toplu alım avantajıyla daha uygun fiyatlara alım gerçekleştirilmiştir. Evet, bu 3 haberi yayınladıktan sonra uzun zamandır sizlerle bir arada olmuyoruz. Sizden gelenler oluyor, onları okuyamıyorduk. Bugün biraz derledim böyle kendi el yazımla sizden gelenleri ve sizlere aktarmaya çalışayım. Sıkıntılarınızı dile getirmeye çalışalım. Eğer şöyle yapalım. Dünden kalma bir haberle ilgili yorumla devam edelim. Dün hatırlayacaksınız, Aknehir Mahallesi'nde Simon Manastırı var demiştik ve Samandağlılarla Defneliler arasında manastır bizim sınırlarımızda tartışması başlamıştı. İş adamı Ayhan Kara Samandağ'dan
bir grup eşliğinde böyle bir açıklama yapmıştı ve Simon Manastırı'nın Samandağ'a verilmesini, geri iade edilmesini istemişti. Akdeniz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ise ayrı bir toplantı gerçekleştirdi ve bunun mümkün olmayacağını dile getirmişlerdi. Olay şuymuş, Samandağ Kaymakamlığı Defne Belediyesi'ne yaklaşık 2 ay önce bir yazı yazmış, talep etmiş. Manastırın Samandağ sınırlarında olduğunu ve geri verilmesini talep etmiş. Bu konuyla ilgili de Defne Belediyesi bir meclis kararı almış ve manastırın Samandağ'a verilmesini oy birliğiyle reddetmiş. Bu bilgileri bugün bana Defne Belediyesi meclis üyelerinden Sayın Ali Atakan, Ali abi bana verdi, kendisiyle görüştük. Biz dedi bu konuyu kesinlikle reddettik, oy birliğiyle reddettik ve manastır halen Defne ilçesinin sınırlarında Aknehir mahallesinde şeklinde bir ifadesi oldu. Bu arada Ali Atakan'ı nereden tanıyacaksınız? Ahmet Atakan'ın babası Gezi Parkı olayları sırasında şehit edilen genç bir kardeşimiz. Buradan bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz kendisine ve mekanı cennet olsun diyeceğim ama mekanı zaten cennettir. Pırıl pırıl bir gençti. Çok da yakından tanıdığım hem kendisini hem ailesini, annesini, babasını Ahmet'in. Peki neyle devam ediyoruz? Niyazi Olgun Maşuklu Mahallesi'nden yazıyor. Maşuklu Mahallesi'nde bir dereden, bir akarsudan söz ediyor ve istinat duvarlarının olmadığını, çekilmediğini, devlet su işlerine, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne, ilgili bütün birimlere defalarca başvuru yaptığı halde derenin ıslahının yapılmadığını ve aşırı yağışta çevre yerleşim birimlerine zarar verdiğini söyledi. Bu birinci konusu. Yapılmasını istiyor o derenin. Dere ıslahının yapılmasını istiyor. İkinci konu ise Maşuklu'da bir su deposu varmış ve aylardır bir arıza sonucu, artık neyse arıza, sular boş yere akıyormuş. Tahmin ediyorum bu hat suyla ilgili bir şey. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hat suyla ilgili. Buradan hat su yetkililerine biz de bildirmiş olalım. Maşuklu'da su deponuz aylardır suyu boşa akıyormuş. Gidiniz efendim ve onarınız. Sayın Cuma Aba dün bana yazmıştı, 2 ay önceydi herhalde. Sayın Banu Avar'la, gazeteci yazar, Sayın Banu Avar'la bir program yapmıştık. Diyor ki o söz konusu programın özetini biz Antakyalılar, Hataylılar olarak Oda TV'den izliyoruz. Neden siz kendi sayfanızda ya da YouTube'dan paylaşmadınız? Efendim kendi sayfamızda paylaşmadığımız doğrudur sevgili Cuma Aba. Ama YouTube'da HRT logosu adı altında söz konusu program halen de var, girebilirsiniz. Bak bu önemli. Hafta sonuydu, pazar günüydü. Cemil Seher Güneş, yani sosyal medyadan, sahte bir hesap da olabilir bilmiyorum ama isim aynen bu. Defne Belediyesi ile ilgili kim aday olsun belediye başkanlığına şeklinde böyle isimler yazmışlardı. İşte aralarında İbrahim Yaman da var, İbrahim Güzel de var, Servet Mullaoğlu da var vesaire. Vatandaşa da soruyorlar hangisini istiyorsunuz diye. Bunların hiçbirini istemiyorsanız siz aklınızdan geçen ismi yazın demişler. Oradan bir bayan arkadaş benim ismimi söylemiş. Bu Sayın Cemil Seher Güneş de ağza alınmayacak hakaretler etti. O söz konusu hesapta. Belki sahte bir hesaptır bilmiyorum. Hani fake mi? Fake mi ne? Öyle bir şey söylüyorsunuz. Fake mi arkadaşlar, onun adı ne? Fake. Fake'miş. Şimdi sevgili Cemil Seher Güneş, gerçek bir isimsen, yani ben seni hiç tanımıyorum. Bana da hiç hakaret etmene gerek yok. Ben ne Defne Belediye Başkanlığı'nı düşünüyorum, ne milletvekilliğini düşünüyorum, ne de başka bir şeyi düşünüyorum. Haddimizde de değil. Bizden çok daha büyük abilerimiz var bu işi götüren. Onlar yürütsünler. Merak etme. Korkmana da gerek yok. Ali Yolcu'nun öyle bir düşüncesi de yok. Ne sen kork, ne sana o sayfayı açtıranlar korksun. Sana o sayfayı kim açtırdıysa böyle bir şey yap diye, onlar da korkmasın. Öyle bir derdimiz yok. Biz halkın gönlündeyiz. Öyle olduğuma inanıyorum ve orada kalmaya da devam edeceğiz. Bunu da buradan söylemiş olayım. Bir de Mehmet Pehlivan vardı. Yine aynı şeyde bir yorum yazmış. O da iki kelimeyi üst üste getiremiyor falan türü şeyler söylemiş. Yani ona da halk karar versin. Sevgili Mehmet Pehlivan, sen karar verme kardeşim. İki kelimeyi üst üste getirebilir miyiz, getiremez miyiz? Bunu siz
Değerli izleyiciler karar verecek. Ama buradan tabii her ikisinin de görüşüne saygı duyuyoruz. Öyle düşünüyorlar demek ki bizimle ilgili. Canları sağ olsun diyelim. Şimdi serin yoldan abi ne olur ismimi verme diyor. Baş harflerini söyleyeceğim. B, A. Eşi adına yazıyor. Özürlü olan eşi adına yazmış bana. Diyor ki benim eşimin ne okuması var, ne yazması, ne de diploması var şeklinde bir not düşmüş. Diploması olmasına gerek yok. Diploması olmasa da bir şey olmaz. Bunu buradan söyleyeyim. Ne istiyor bizden? 3 ayda bir özürlü maaşı alıyordu diyor eşi. Ancak daha sonra devlet tarafından bu söz konusu maaş kesildi. Bu çok sık karşılaştığımız bir şey. Özürlü maaşı alıyor adam, ondan sonra maaşı kesiliyor bir şekilde. Niye kesiliyor, neden kesiliyor, ne oldu kimse bilmiyor. Özürlü olunca da gidip hakkını arayamıyor. Böyle bir sıkıntı da var. Efendim iki çocukları varmış, giydirecek bir kıyafetimiz yok. Ameliyat olması gerekiyor eşinin, ameliyat parası yok. Gelin görün evimizi diyor, bize yardım edin. Ama televizyona da haber olmak istemiyor. Şimdi sevgili BA, senin talebin üzerine ismini söylemiyorum ama ben gazeteciyim, ben televizyoncuyum ve ben haber yaparım. Onun dışında yardım edebileceğim ne olur? Kendi şahsi olarak yani bir yardım yapmak istersem yaparım. Onun dışında ne yapabilirim bilmiyorum. Eğer istiyorsanız kameramızı gönderelim, ekibimizi gönderelim, sizin orada çekim yapsınlar ve sesinizi duyurmaya çalışalım. Yok benim bugün bu yorumdan sonra birileri arayıp ya kimmiş bunlar işte gidip bakalım diyenler olursa da isminizi, soyadınızı oradan veririm şeyden, sosyal medyadan sizleri bulurlar diye düşünüyorum. İlhan Hüseyin oğlu Büyük Dalyan'dan elektrik sorunu, elektrik voltaj sorunu var diyor. Üst üste iki adet elektrikle çalışan makinemizi çalıştıramıyoruz. Çalıştıramıyoruz çünkü voltaj düşük diyor. Ne diyeyim sana? Şöyle diyeyim sevgili maşuklular, bu konuyu daha önce dile getirmiştik. Allah'ınıza dua edin siz yine. Az da olsa elektriğiniz var, başka yerde hiç yok. Voltaj düşük müşük idare edin. Başka yerde hiç elektrik yok. Saatlerce elektrik verilemiyor. tabii burada şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum da yani bu elektrik sorunu kim nasıl çözecek? Abi bu nedir ya? Yani her zaman dile getiriyorum ya, insanların uzayı fethettiği yıllardan söz ediyoruz. Biz bir elektriği halen veremiyoruz. Sadece Maşuklu'da mı? Hayır. Hatay'ın tamamında bu sorun var. Peki 10 milletvekili beyefendi ne yapıyor? Beyefendiler öyle diyelim. Vallahi ne yaptıklarını ben de bilmiyorum. Yani biz buradan her seferinde söylüyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz, birebir söylüyoruz. Onların da bilgisi var zaten. Bunların da bilgisi var zaten. Bırak arkadaş çözün. Şu elektrik sorunumuzu çözün artık ya. Sadece seçimden seçime biz geldik efendim biz milletvekiliyiz. Bu değil ya. Milletvekilliği bu değil. Milletvekilliği senin vatandaşının sorunu neyse onu çözmektir. Bakın Hatay ili her zaman dile getiriyoruz ya, bir kez daha dile getirelim. Vergi ödeme sıralamasında ilk onda ya. Biz düzgün bir elektriği hak ediyoruz arkadaş ya. Yani söyleyecek çok şey var da işte çoğu zaman dile getiremiyorsun. He, bir de unutmadan şunu da söyleyeyim. Bir trafik polisi arkadaşımız dün Sümerler Mahallesi'nde yanılmıyorsam bizim gazetede çalışan bir elemanımızı Sibel Uğur'u herhalde durdurmuş. Ehliyetini, kimliğini falan denetim amacıyla durdurmuş yani. Bir ricası olmuş. Ya niye söylemiyorsunuz, niye yazmıyorsunuz, niye çizmiyorsunuz şeklinde. Vatandaş zaman zaman polisimize, trafik polislerine sanıyorum saygısız davranıyor. Yani belki trafiğin yoğunluğundan, işte içinde yaşadığı stresli durumdan bilemiyorum. Polisimize saygı gösterelim. Polisimizi sevelim. Onlar bizim için görev yapıyorlar sevgili seyirciler. Sizi ikaz ettiği zaman lütfen arabanızı sağa çekiniz. Arkadan size siren çaldığı zaman yol veriniz geçsin. Görevli bu arkadaşlar çünkü. Onlarla konuştuğunuzda biraz daha saygılı, biraz daha sevgili konuşalım. Ha bunu sadece vatandaşa mı söylüyoruz? Hayır. Söz konusu memur arkadaşımızın böyle bir şikayeti olduğu için dile getiriyoruz. Ama aynı şekilde elbette polisimiz de vatandaşına saygılı olacak, sevgili olacak. Onunla konuştuğunda kibar davranacak. O karşılıklı bir şey yanılmıyorsam. Ama biz yine de üstümüze düşeni
tam anlamıyla yapalım. Bunu da buradan söylemiş olayım ve ana haber bülteniyle devam edelim. Malatya merkezli 14 ilde, aralarında Hatay'ın da olduğu 14 ilde Fethullahçı terör örgütünün yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alınmış. Malatya merkezli 14 ilde Fethullahçı terör örgütünün kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'yle bağlantılı oldukları ve örgütün kadın yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla kimlikleri tespit edilen şüphelilere ait Malatya merkezli Hatay, İstanbul, Sivas, Kahramanmaraş, Ankara, Sakarya, Batman, Erzurum, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Trabzon ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında il ve ilçe mütevelli heyeti ve bölge ablalarının da yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü. Mersin'de benzer bir operasyon var ama konusu şöyle ayrı. Fethullahçı terör örgütüne üye bulma ve yeniden yapılanarak para toplama çalışmaları yaptığı ileri sürülen 88 kişi bu sefer gözaltına alındı. Demek ki yani 15 Temmuz darbesi sonrasında ya bunlar bitti işte bunlar artık bellerini doğrultamaz falan deniyor ya bazen. Doğrultuyorlarmış. Bakın yeniden yapılanmak için çaba gösteriyorlar. Üye buluyorlar, para topluyorlar. Ama polisin gözünden tabii kaçmıyor. Mersin'de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasının üye bulma ve yeniden yapılanarak para toplama çalışmaları yaptığının tespiti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 88 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre terör örgütünün tekrar üye bulma ve yeniden yapılanarak para toplama çalışmalarına giriştiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda örgüt üyelerinin Gaybubet Evi adı verdiği ve gizlenmek için kullandıkları hücre evlerinin tespiti yapıldı. Bu evlerde saklandıkları değerlendirilen aralarında büyük bölge abileri ve büyük bölge mesulları, polis ve asker mahrem abileri, il ablaları, finans sorumlularıyla örgütün gizli haberleşme programları Baylok ve Eagle kullanıcılarının da bulunduğu toplam 96 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 111 ev ve 2 etüt merkezine yönelik operasyon başlatıldı. Ekipler kent merkezi ve Anamur, Erdemli, Silifke, Mut, Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 88 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında yer alan ve il ablası olduğu tespit edilen Nurevşan Kod adlı H.Y.'nin ise saklandığı balkonda yakalandığı öğrenildi. Zanlıların tutuklu FETÖ-PDY üyelerinin ailelerine maddi destekte bulundukları belirlendi. Evlerde yapılan aramalarda 44.380 dolar, 10.145 avro ve 43.400 lira ile geçirildi. Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar sürüyor. Efendim, 6 Haziran 2017 yılında Muğla Dalaman cezaevinden firar eden 25 yılla mahkum bir cezaevi firarisi Hatay'a bağlı İskenderun ilçesinde yakalandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde kasten adam öldürmek suçundan 25 yıl hapse mahkum edilen cezaevi firarisi yakalandı. 2007 yılında İskenderun Numune Mahallesi 194 sokak üzerinde Fikret Bereketoğlu'nun kasten öldürülmesinden dolayı 25 yıl hapis cezasına çarptırılan H.E. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan H.E.'nin İskenderun 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nce ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamayla Muğla Ortaca 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından da aranıyordu. H.E.'nin 6 Haziran 2017 tarihinde Muğla Dalaman cezaevinden firar ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesi'ne sevk edilen H.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adaletten kaçamazsın kardeşim. Ne sen kaçabilirsin, ne ben kaçabilirim, ne de başkası kaçabilir. Yani bir süre gizlenebilirsin, saklanabilirsin, bilmem ne yapabilirsin ama er veya geç adalet seni bulacak. Ha burada bulmaz mı? Kasten adam öldürmeden aranan bir şahıs. Burada bulmaz mı seni adalet? Bulmadı diyelim. Allah'ın adaletinden nasıl kaçacaksın? Allah'ın adaletinden kaçmak mümkün mü? Er veya geç oraya hesap vereceksin. Olay bu kadar basit. Peki son 3 gündür havada bir sıcama oldu. Onun ne kadar farkındasınız bilmiyorum. Mesela ben şu anda burada haberleri sizlere sunarken hakikaten ceketi çıkarasım geliyor. Çünkü havalar iyi. Özellikle dışarıda daha da iyi. Bunun nedeni ne dersiniz? Bakın bunun nedeni neymiş? Kar yağışı bu yıl bazı illere uğramadı bile. Kar gelmeden bahar geldi. İlk cemre de 19-20 Şubat'ta havaya düştü. Baharın geldiğine dair en önemli işaretler olan cemrelerin tarihleri geldi. İlk olarak cemre havaya, ardından suya ve toprağa düşecek. Cemrelerden ilki 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşüyor. Havaya düşen cemrenin kışı yere indireceğine inanılıyor. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşüyor. Cemrenin düşüş sırasına göre önce havanın ısındığına, sonra su ve yerin ısındığına inanılır. Bu bilgiler coğrafi bilgilere bir noktada çelişiyor. Çünkü coğrafyaya göre güneş ışınları önce toprağı, yerden yansıyan ışınlar da havayı ısıtır. Meteorolojik sıralamaya göre de ısınma sırası toprak, hava ve su şeklinde. Cemre düşmesi tecrübelere dayanan bir inanış olsa da bazen cemrenin düştüğü günlerde havalar soğuyabiliyor. Arapça kökenli bir kelime olan cemre sözlükte kor yani ateş anlamına geliyor. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak biliniyor. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdrellez ve Nevruz kutlamaları başlar. Cemre düşmesi ayrıca Türk kültüründe de önemli bir yere sahip. Evet, nedeni cemrelerin düşmesiymiş efendim. Biz de sevindik. Bahar mevsimi yavaş yavaş artık kendini hissettiriyor sevgili seyirciler. Yağış durumu nedir? Yani yağış iyi oldu mu? Vallahi iyi olmadı, size söyleyeyim. Yağış iyi olmadı bu sene. Yine kurak bir yaz. Yani inşallah olmaz ama öyle görülüyor. Kurak bir yaz geçireceğiz. Susuzluk ne olacak? Su sorunu ne olacak? Yani bugün kış mevsiminde olunmasına rağmen birçok yerleşim biriminde su sıkıntısı yaşandığını en azından ben biliyorum. Peki yağışımız çok az oldu. Yarın su tüketimi 2 katına, 3 katına, 4 katına çıkacak icabında. Nasıl olacak? Nasıl karşılanacak? Aslında bütün bunlar da birer soru işareti. Evet, peki Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu, Dünya Aşçılar Birliği İşbirliği ile bu yıl 16.sı düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri başlıyormuş efendim. Hatay Büyükşehir Belediyesi gastronomi ustası Abdülcelil Erkan Hatay'ı temsil edecek. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu ve Dünya Aşçılar Birliği İşbirliği ile bu yıl 16.sı düzenlenecek olan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri başlıyor. 22-25 Şubat'ta Beylikdüzü'nde TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak olan etkinlikte Hatay'ı, geçtiğimiz senenin dünya ikincisi Hatay Büyükşehir Belediyesi gastronomi ustası Abdülcelil Erkan temsil edecek. Dünyanın gastronomi alanında önde gelen ülkelerinin federasyonları ve dernekleriyle gerçekleşecek organizasyona 30 ülkeden 450'si yabancı olmak üzere 2100 yarışmacı katılacak. Türk mutfağının dünya mutfağıyla entegrasyonunun sağlanması ve gastronomi turizmini canlandırmak amacıyla düzenlenecek festivalde Erkan, şampiyonluk madalyasına ulaşabilmek için ter dökecek. Şimdi sevgili seyirciler, bugün yaşadığım bir şeyi anlatmak istiyorum size. İş yerimden çıktım, gazeteden çıktım, televizyona doğru gelirken vatandaşın bir tanesi, daha sonra tabii Suriyeli olduğunu anladım. Abi beni de şehir merkezine götürür müsün dedi. Buyurun gel otur dedik ve şehir merkezine kadar getirdik. Yaklaşık 10 dakikalık, 15 dakikalık bir sohbet oldu aramızda yolda gelirken.
Kendisi Halepli, adı da Ammar, Ammar adlı bir vatandaş. Tabii kısaca bana öyküsünden söz etti. Ali Bey dedi, hiçbir Suriyeli kendi vatanını orada terk edip ne size Türkiye'ye ne de başka bir ülkeye gitmek istemezdi. Ancak benim 4 tane çocuğum vardı mesela. Benim nedenim buydu. 4 tane küçük çocuğum vardı. Onların hayatlarını kurtarmak için geldim. Ve biz orada Halep'te ya DAEŞ'la beraber olacaktık. O zaman DAEŞ'in elindeydi. Şimdi yeni biliyorsunuz rejimin eline geçti. Veyahut da kaçıp canımızı kurtaracaktık. 2 tane yolumuz vardı. Biz o sebeple mesela Türkiye'ye geldik. Her kişinin ayrı ayrı sebebi var dedi Türkiye'ye gelirken. Ve bana şu tavsiyede bulundu. Bakın bizim tavsiyede bulunmamız gerekirken kendileri bize tavsiyede bulundu. Aman aman Ali Bey dedi. Ülkenizde Alevi, Sünni, Hristiyan çünkü sizin yapınız bize benziyor dedi. Ermeni, Yahudi vesaire. Bir olun, birlik olun ve bizim düştüğümüz duruma düşmeyin dedi. Ha bunu bize bir Suriyelinin demesi mi gerekiyor? Değil tabii. Biz bunu zaten zaman zaman dile getiriyoruz ve farkındayız. En azından Hataylılar olarak farkındayız. Sevgili seyirciler, vatan hakikaten çok ağır bir emanet. Ve ancak sevgiyle korunabilecek, birlikle, beraberlikle korunacak bir değerdir vatan. Ve biz bunu bugüne kadar hep başardık. Bundan sonra da başaracağımızdan zerre kadar şüphem yok. Ama evet, bugün çok duygulandım Suriyeli'nin anlattıklarından bana. Ve bizim buradaki birlik beraberliğimizin nedenli önemli olduğunu bir kez daha anladım, bir kez daha anladım. Sevgili seyirciler, Amerika denen bir şeytan varken, İsrail denen bir şeytan varken, Batı dünyası, Batı emperyalizmi varken ve bizim üzerimizde bu kadar çok oyun oynanıyorken, bizim bu değerlerimize, birlik, beraberlik ve kardeşlik değerlerimize nasıl sıkı sıkıya bağlanmamız gerektiğini bir kez daha yaşadım. Hep beraber sevgili seyirciler bunu yapmamız gerekiyor ve hiçbir zaman vatanımızdan şu kadar ödün vermememiz gerekiyor. Aksi halde örnek orada bakın. Örnek Suriye, örnek Irak, örnek İslam coğrafyası. Ne hallere düştüğünü hep beraber gördük. Birbirimizi uyaralım. Birbirimizi uyarmaktan öte de gerekirse tavsiyelerde bulunalım. Küçükler büyüklerini dinlesin. Büyükler daha büyüklerini dinlesin. Ufak bir sıkıntıda bir araya gelelim, konuşalım, tartışalım. Bugün bir takım sıkıntılarımız olabilir. Ülkece sıkıntılarımız olabilir. İşte hükümetin dış politikada yaptığı hataları zaman zaman konuşuyoruz. Konuşuyoruz. O ayrı mesele. Yani Alevidir, Sünnidir, Hristiyandır, Ermenidir, sıkıntımız vardır, yoktur, şudur, budur. Bunlar bizim aile içi meselemiz. Bunu biz her zaman tartışırız, her zaman konuşuruz. Hele şu Orta Doğu'daki yaşananlar bir bitsin. Ordumuz sağ salim ülkemize geri dönsün. İnanın biz kendi içimizde bunları çözeriz. Ama bugün itibariyle, yarın itibariyle oradaki sorunlar bitmeden biz bunları dile bile getirmeyelim. Birbirimize kenetlenelim. Ve öylece vatanımızı koruyalım. Bunları söylemek geldiği içimden söylemiş oldum. Şimdi ana haber bülteniyle devam ediyoruz. Samandağ'a gideceğiz ve Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir diyeceğiz. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında hizmete giren Samandağ Pazarı'nın 3. etap çalışması gerçekleştiriliyormuş. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir öncülüğünde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında hizmete giren Samandağ Pazarı'nın 3. etap çalışması gerçekleştiriliyor. Gerek altyapı olsun, gerek üstümüzdeki alan olsun, çok memnunuz. Belediye tarafından yapılan çalışmalarla pazarın her geçen gün daha iyi koşullara kavuştuğunu ifade eden pazarcı esnafı Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'e teşekkür etti. Çok güzel, herkes çok memnun. Geçmiş yıllarda Samandağ ilçesinin merkezinde kurulan eski pazarla şimdiki modern imkanları kıyaslayan pazarcı esnafı dönüşümden gayet memnun. Pazarımızda tabii ki ilk başlarken ufak tefek sorunlarımız vardı. En başta aydınlatmamızı çözdük. Her alt ve üst pazarda yaklaşık 50 tane lamba koymuşuz, projektörler hariç. Bununla ilgili ciddi anlamda bu aydınlatmayı çözdük.
Pazarcı esnafı ayrıca eksikliklerin hızlı bir şekilde tamamlandığı, günden güne yeni hizmetlerin hayata geçirilerek koşulların iyileştirildiği görüşünde. Şu anda eski pazarla kıyasladığımız zaman bizim açımızdan çok çok mükemmel. Hem genişlik açısından hem şu anki ortam hepimiz bir olduk. Yani tek bir yerde toplanmış olduk. Ve Defne ilçesi Uğur Mumcu battı çıktı projesi ne oldu diye merak edenler. Şubat ayı sonu itibariyle bitirileceği yönünde, en azından Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını bitireceği yönünde daha önce Lütfü Savaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Sayın Lütfü Savaş'ın bu konuda açıklaması vardı. Bugün ben bizzat oraya gittim. Yol asfaltlama çalışmaları bitmiş gibi, nasıl diyelim ona, alt geçitin duvarları taşlarla örülüyor, güzel bir şey oluyor. Onun çalışmalarında bulunuyorlar. Yani sanıyoruz, Sayın Lütfü Savaş'ın da dile getirdiği gibi, ay sonu itibariyle o battı çıktı projesinin yan yolları tamamen trafiğe açılır, battı çıktının kendisi de trafiğe açılır. Ne kalıyor geriye? Üst yapı kalıyor. Üst yapı çalışmalarını da Defne Belediyesi yürütecek. Yine bu konuyla ilgili Defne Belediye Başkanı Sayın İbrahim Yaman, Doktor Sayın İbrahim Yaman'ın daha önce sayısız açıklamaları vardı. İş o safhaya geldiğinde, yani Defne Belediyesi'nin üst yapı çalışmalarına kaldığında biz onu gece gündüz çalışır, en kısa sürede bitiririz demişti. Şimdi bütün oradaki vatandaşlar şunu soruyorlar. Önümüz 1 Mayıs, işte Mart, Nisan, Mayıs, 2 ay, 2,5 ay gibi bir süre kaldı. 1 Mayıs'a yetişecek mi? 1 Mayıs Uğur Mumcu alanında kutlanabilecek mi? Şimdi sorular bunlar. Bakalım inşallah hep beraber 1 Mayıs'ı da birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları içerisinde yine Uğur Mumcu alanında kutlarız diye de temenni ediyorum. Ve sizi Uğur Mumcu battı çıktı projesinin haberiyle baş başa bırakıyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Defne'de başlatılan ve ilçenin trafik sorununu ortadan kaldırmaya yönelik şekilde projelendirilen Uğur Mumcu battı çıktı projesinde son aşamaya gelindi. İnşaatı tamamlanan Uğur Mumcu battı çıktı projesinin zemin düzenlemesi ve asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Beton asfalt çalışmalarını hummalı şekilde gerçekleştiren Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgenin trafik yoğunluğunu azaltmak için asfaltı tamamlanan yan yolları kullanıma açacak. Evet, şimdi kısa bir reklam arası verelim. Reklam arasından hemen sonra yine birlikteyiz. Sevdiklerinizle mutlu bir hayatın kapılarını aralayın. Yemyeşil doğanın tam ortasında, şehirden uzaklaşmadan, gerçek site yaşamını sunan Aşiyan Park, 7 blok üzerine inşa edilmiş olup 2+1, 3+1 daireler ve dublekslerle 230 seçkin aileye ev sahipliği yapacaktır. Kapalı otopark, 7/24 hizmet verecek özel güvenlik ve kamera kayıt sistemi, spor alanları, çocuk oyun parkı ve hayatınızı kolaylaştıracak birçok özel işletme Aşiyan Park'ta. Lansman fiyatları ve uygun konut kredisi faiz oranı avantajlarıyla Aşiyan Park'ın tamamlanan birinci etabında yerinizi almanın tam zamanı. Delta İnşaat, adres Turunçlu Mahallesi Ziyaret Sokak, Defne Hatay. Telefon 0532 291 55 99 0532 766 71 80. Peki, şimdi bakın bu çok ilginç bir haber. Son haber ama bana göre yeri burası değil ve oldukça ilginç bir haber. Türkiye'de mevcut, zaten sayıları oldukça az sanıyorum, elektrikli otomobillerin özel tüketim vergisi oranları 10 katın üzerinde arttırılıyormuş sevgili seyirciler. Peki bu diğer dünya ülkelerinde elektrikli otomobillerle ilgili yaptırım neymiş? Onlar teşvik ediyormuş efendim. Onlar teşvik ediyormuş. Biz ise işte bu özel tüketim vergisi oranını arttırmakla elektrikli otomobil kullanmayın diyoruz vatandaşımıza. Yani
Herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine. Türkiye'de bir şey değişmiyor. Otomotiv sektörünün geleceği olarak görülen elektrikli otomobiller tüm dünyada teşvik edilirken Türkiye'de ard arda vergi darbesi yiyor. Meclise sevk edilen torba tasarıya kadar elektrikli otomobillerden sadece %3 ila 15 arasında ÖTV alınırken motorlu taşıtlar vergisi ise alınmıyordu. Bu da bu araçlara yönelik bir teşvik olarak algılanıyordu. Ancak torba tasarıyla birlikte ilk önce elektrikli otomobillerden de artık MTV alınacağı ortaya çıktı. Bu düzenlemede benzinli ve dizel otomobiller için ödenen MTV'nin %25'i kadar bir miktar belirlendi. Elektrikli otomobillere yönelik tek vergi düzenlemesinin MTV olduğu zannedilirken, muhalefet partilerinin bile fark etmediği fahiş bir zam yapıldığı ortaya çıktı. Tasarının içerisinde herhangi bir gerekçe ve açıklama belirtilmeden sadece ÖTV kanununun 2 sayılı listesi güncellenmiştir ifadesi yer aldı. Bu fark edilmeyen zamma göre elektrikli otomobillerin ÖTV oranları 10 katın üzerinde artarken meclisten geçmesi halinde mevcut elektrikli otomobillerin fiyatları %33 ila %60 arasında zamlanacak. Yani çok şaşırmadık tabii. Arttırılmayan bir şey var mı Türkiye'de? Yani şöyle bir bakın. Fiyatı artmayan, fiyatı şöyle 3 gün üst üste aynı kalan bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Her şey çok pahalı. Her şey çok pahalı. Özellikle işsizlik almış başını gidiyor. Böyle bir durumda da vatandaş stres doluyor. Vatandaş sinir küpü oluyor. Vatandaş evine akşam 3 tane ekmek götürebilecek mi? Onun telaşını yaşıyor. Yani diyeceksiniz ki bu dünyanın tamamında yaşanan bir sorun ama bizde biraz daha fazla yaşanıyor sevgili seyirciler. Geçtiğimiz gün bir muhasebeci dostumla oturduk, sohbet ettik. 50'nin üzerinde vergi varmış ya Türkiye'de. 50'nin üzerinde vergi varmış. Bu ne ya? Bu ne? Bir otomobilin fiyatı atıyorum 10 liraysa 30 liraya satılıyor. Yani 20 lirası vergi. Böyle bir şey olabilir mi? Ne yazık ki. Ne yazık ki biz bunlara katlanmak zorunda kalıyoruz sevgili vatanımızda. Evet, ana haber bültenimiz bugünlük bu kadar. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu, elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi kadın basketbol takımı 21-25 Şubat tarihlerinde Mardin'de düzenlenecek PTT Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında 8 takım arasındaki yerini aldı. Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu'nda organize edilecek yarı final karşılaşmasında Bilyoner.com Kadın Basketbol Ligi'nde 34 puanla zirveyi zorlayan Hatay Büyükşehir Belediyesi kadın basketbol takımı finale kalmak için mücadele edecek. Kadın Basketbol Ligi'nde ilk devreyi Hatay Büyükşehir Belediyesi ikinci sırayla tamamlarken diğer takımlarsa Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyesi, BOTAŞ, Çukurova Basketbol, Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Abdullah Gül Üniversitesi PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda Hatay Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş takımıyla 22 Şubat Perşembe günü saat 15.30'da karşılaşacak.